Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde Microsoft'un Bluetooth üzerinden çalışan çevre bilimlerinden evet. Bir klavyemiz, evet, bir de mouse'umuz var. Mouse'umuz var. Scalp Comfort Mouse. Sende de Wedge klavye. Wedge aç istersen. Ben bunu açtım, tabii böyle kutusu böyle boş kaldı. Kusura bakmasınlar. Biraz çirkin gözüküyor. Abi. Ama içinden fareyi çıkarttık. Wedge benim kendi klavyem bu arada. Evet. Şöyle. Ha, bundan mı başlayalım? Kapağı var. Evet, kapak. Başlayalım. Şimdi Levent abi niye aldığımı da söyleyeyim. Şimdi bu bak, gördüğün gibi küçük bir klavye. Yani burada Nexus 7 var. Şöyle, evet, baktığın zaman bundan biraz büyük. Bizim işimizde çok fazla mail yazmak olduğu için tamam, tweet atmak, Facebook'tan bir şey yazmak, buradaki sanal klavyeden tamam da. Oluyor tabii de. Yine de hani şunu bir koyup yazmak gibi olmuyor. Olmuyor tabii. Bundan da küçük klavyeler hem var. Hem büyüklük hem de tabii tepki farkı var. His farkı. Aynen var. Öyle. Bundan da küçük klavyeler var ama incelemiştik. Bu ideal bir, yani tahammül edilecek sınırı bu bence. Şimdi o küçükler yanında taşımak için ama hani şöyle bir 10'unç bir tablete düşünürsen zaten bundaki sanal klavye o küçük klavye kadar. Doğru. Çok hani anca işte dokunma hissi sağlıyor. Evet. Yoksa şeye yaramıyor onlar. Aynen öyle. Büyüklük anlamında. Bu şimdi bayağı laptop klavyesi kadar. Tabii. Hatta laptop klavyesinde alıştığımız o tuş hissiyatı da laptopla kıyaslanacak bir hissiyat. Travel dediğimiz travel şu. Evet. Basınca ne kadar battığı, hı-hı, mesafesi. Ya tabii bütün hayatını bu klavyeyle geçir demiyorum ama gayet rahat yazıyorsun. Tabii bunların esprisi o. Yani bu senin masaüstü klavyenin yerine geçmesi için yapılmış bir şey değil. Öyle. Niye hani bunu aldım? Bir seçeneğim daha vardı. Logitech'in bir tablet klavyesi vardı. Çok güzeldi, böyle arkadan aydınlatmaları falan her şeyi 10 numaraydı ama o zamanki fiyat yanlış hatırlamıyorsam 250 lira mıydı neydi? Bunda aydınlatma yok değil bunda mi? Bunda aydınlatma yok. Ama bunda da başka bir şey var Levent abi. Ben şey de arıyordum tabii. Hani bunu böyle koyduk da bunu nereye koyacağız? Bunun kabı aynı zamanda kıvrılabildiği için stand oluyor. Nasıl oluyor? Yani bunu sen istersen şöyle koy. Hmm. Klavye önünde. Evet. Tablet orada çalışıyorsun. Öyle yazıyorsun. Güzelmiş, güzelmiş. Hem de işin bittiği zaman bunu kapatıyorsun, koruyor. Arka tamam. Klavyeyi de kapatıyor bu. Pili nereye? Ha, onu taktın mı klavye tabii kapanıyor klavye değil mi? Ama açma kapama düğmesi de var. Tamam. Onu da söyleyeyim. Şurada abi göreceksin yuvasını. Ayağı sabit galiba. Evet, şöyle açayım hatta bak. Şurada pil yuvası. Tamam. Şuradan koyuyorsun. Bir pil mi? Şöyle iki pil abi bak. İki tane şöyle pil, iki, tamam. Bu kutudan çıkıyor. Duracell çıkıyor tamam genelde. Şurada tanıtmak için Bluetooth eşleştirmesini eşleştirme yaptım. Eşleştirme düğmesi. Her zaman olduğu gibi sana şey soruyor. Hani bir numara gir diyor buradan. Evet. Şifreye giriyorsun, çalışıyor. Şimdi Türkçe tabii ki. Bu Türkçe. Türkçe. Şimdi kutusunda onun bir bir hata bulduk. Bir hata yakaladık. 105 tuşlu diyor da tabii ki burada 105 tuş yok. Burada. Yani o 105 tuşlu dediğimiz masaüstü numerik, evet, klavyesi olan falan klavye. Evet. Bu 86 tuş falan. Evet öyle, 81 olması lazım yanlış saymadıysam. Orada bir nasıl olduysa bir tasarımcı, evet, kutu tasarımını yapan dalmış. Diğer klavyelerin şeyini kopyalarken öyle. Aynen kopyalamış herhalde. Türkçe olması da güzel ama. Şimdi yapısı da abi bak metal. Şu kısım metal. Evet. O yüzden gayet kaliteli bir his uyandırıyor ve hiç bak tabii ki de gacır gucur etmiyor. Evet. Bu aynı zamanda yani bu sadece Android için alınacak bir klavye değil. Bu Bluetooth'ta çalışan her şeye uyan bir klavye. Tabii. Macintosh falan da destekliyor, Mac de destekliyor. Windows 8 de destekliyor. Mesela bak burada Windows tuşunu görüyorsun. İşte evet, onun kısa yolları, Windows kısa yolları hepsi var. Multimedya tuşları, evet, var ve bu multimedya tuşlarının bir kısmı Android'de de çalışıyor. Tabii. Ya Bluetooth olduktan sonra bunu mesela şu bizim geçmişte incelediğimiz çubuk Android'ler vardı, çubuk PC'ler vardı televizyona takılan. Onlar da bunu eşleştirirsin, tabii, kullanırsın falan. Tabii Bluetooth olmasının bir güzel tarafı, bu birazdan konuşacağız, fare için de geçerli. Alıcı derdi yok, alıcı senin cihazın, doğru, içinde. Doğru. Bluetooth destekli kesinlikle cihazın içinde. Hatta bugün artık modern anakartlara bile Bluetooth koyduklarını düşünürsen, evet, bundan PC'de bile çalışır. Şimdi baktığımızda Levent abi şimdi... Tabii ki de günün sonunda bak ha şu şeyi de söyleyeyim. Şu pil yuvası bir işe daha yarıyor. Hafif sana doğru kaldırıyor. Ayak. Evet. İki elinle yazabiliyorsun bir defa. O, evet, o kadar geniş. Yazması rahat. Maillerini yazarsın. Otur dediğim gibi hayat hikayeni yazma ama mailini, doğru, yaz. Çantanda ikisini bir arada tuttuğun zaman hani şöyle aynı çantaya giriyorlar bir defa. Evet. Yani bu kapatıp 7 inçin girdiği çantaya bu da giriyor. Ben tabii ki bunu da koyduğun zaman öyle düşünmek lazım kalınlığını falan.
pilleri, pili uzun ömürlü. Yani onun için tam bir süre veremeyeceğim. Çünkü hani bitiremiyorsun ki pilini. Yani benim evet. kullanımı da bitmedi zaten. Bir de sürekli kullanmıyorum. 150 liralık bir fiyatı var Levent abi. Dediğim gibi zamanında sorduğum Logitech'e göre ciddi ucuzdu. Evet. Bir kere alınacak bir ürün. Bir de sağlam olduğu için Bluetooth Güzelmiş. Klavye arayanlara ben bunu önerebilirim. Bir ya, şey ya da şöyle güncel tabletler bayağı güçlü. Tabii. Tableti iyice hayatına sokup bilgisayar haline getirmek isteyenler var. Hı hı. Şimdi tabletten hani şöyle bir hayali ideal senaryo kuralım. Hani Miracast'le kablosuz bağladın monitöre. Tamam. Kablosuz da klavye, mouse'u da Bluetooth'la şöyle bağladın. Ha, set oldu aslında. İşte workstation oldu. Üstelik kablo da yok. Evet. Hani normalde kabloyla da görüntü falan alırdık ama bu hayalde kablo da yok. Tabii şunu da söyleyeyim. 7 inç tablet küçük bir tablet. Hani 10 olsa mesela ben şöyle oturup rahat rahat yazarım ama bu burada dururken o kadar konforlu olmuyor. Göz için biraz rahatsız edici. Ama benim işimi gördü mü gördü. Hızlı yazmak istediğim zaman yazabildim mi? Yazabildim. Ya bunu şey için de kullanırsın canım. İşte masaüstü bilgisayar istersen masaüstü bilgisayarda da kullanırsın. Ya da istersen tableti dediğim gibi bir ekrana bağla. Bu klavyesi de bu olsun. Tabii. Sana kalmış. Söyleyecek hani. Sana kalmış. Bir klavye olduğu için. Nook türü bilgisayarlarda süper kullanabilirsin. Süper olur. Ekstra bir şey yok söyleyeceğim. Dediğim gibi kısa yollar mısır yollar evet. hepsi çalışıyor. Evet. Düzgün bir şekilde. Bir tek şeyi ilave edeyim. Daha önce çünkü bilenler var bunu yazmıştım. Hani bir Nexus'a özel bir sorun yaşamıştım Bluetooth'la ilgili Android sürümünden evet. dolayı. O sorun çözüldü. Hiçbir sorun yok. Nexus'lara da zaten güncelleme zaten. Günü günde geldiği için evet, hiçbir sorun yok. Geçmişte kaldı gitti. Evet. Şu andaki cihazlarda sorun yoktur. Normal Android cihazlarda zaten onda yoktu. Onda zaten yoktu. Evet. evet. Şimdi o klavyeye bir arkadaş olarak bunu önerebilirim sana. Sculpt Comfort Mouse Bluetooth. Bunun da özelliği bu. Dolayısıyla şu kutunun içinde bir alıcı falan yok. Fare çıkıyor. Pilleri çıkıyor. Murat, pilleriyle birlikte 136 gramlık bir fare. Hı hı. Görüyorsun. Sağ elle kullanılmak üzere tasarlanmış. Görüyorsun şeklini. Çünkü hani mesela şurada birazdan değineceğim özel bir düğmesi evet, var. Evet, özel düğmesi var. Ama o düğmeden ve yapısından mütevellit sağ elle kullanacaksın. Solakların şansı yok. Şimdi, dedi ki kendine özgü tarafı var. Birisine şu en baştaki işte touchpad mavi. Bu düğme ama aynı zamanda dediğim gibi touchpad. Neye yarıyor? Windows 7'de basarsan başlat menüsünü açıyor. Tamam. 8'de basarsan başlat ekranını açıyor. Tamam. Ama touchpad dedik. Dolayısıyla yukarı aşağı şey var. Dokun, jest, hareket yapma olasılığı var. Ve buna titreşimle cevap veriyor. Evet, titriyor. Titreşimle cevap veriyor. Bu da neye yarıyor? Uygulamalar arası geçişe yarıyor. Açık Windows 7'de de aynı şey çalışıyor. Açık uygulamalar arasında geçiyorsun. Ama dedim aynı zamanda düğme. Bir özelliği bu. BlueTrack sistemini kullanıyor Microsoft'un. Yani her yüzeyde çalışıyor ama parantez içinde Microsoft belirtmiş camda çalışmıyor diye özellikle belirtmiş. Ama onun dışında hani mousepad arama derdin yok. Burada da mesela şimdi masanın üzerinde işte ben bunu tablete eşleştirdim. Hiç sorunsuz çalışıyor işte. İçeride de başka yüzeylerde kullandık. Hiç sorun yoktu. Microsoft ilginç bilgiler vermiş. 1000 DPI hassasiyeti. Ama onun yanında Microsoft şunu belirtmiş. 8 yani bunlar görüntü alıp karşılaştırıyor evet. ya nasıl hareket ettiğini algılıyor. Saniyede 8000 kare görüntü çekiyor. Öylece nereye doğru gittiğini algılıyor. Bluetooth 3.0 ile bağlanıyor. İçinde iki şöyle pilleri üst taraf açılıyor ilginçtir. Evet. Şöyle 10 ay demiş Microsoft. Biz bitiremedik daha. Ben klavyeyi bitiremedim abi. 10 ay demiş. Şöyle. Sen şu şeyi istiyorsun o yüzden tekerlek sağa doğru, sola da yatıyor. Sen bunu süper, istiyorsun. Ben istiyorum. Mesela kullanmadığımdan istemiyorum. Yani benim için bir şey ifade etmiyor ama sen istiyorsun. Yukarı aşağı o hareketi var. Bıçak hareketi var. Yukarı aşağı hareketi var. Hı-hı. Kendisi aynı zamanda düğme. Bir de sağa sola. Evet. Şu işte dediğim gibi kullanıyorsan yararlanacaksın. Oyun faresi değil bu.
Değil zaten işte dediğim gibi Bluetooth'la bağlanıyor. Alt tarafı şöyle bir eşleşme düğmesi var. Boyut olarak Levent abi ne masaüstü kadar büyük ne hani laptopların o küçük fareleri kadar da küçük. Tam ikisinin arası bir şey. Tabii. Şimdi bu aslında bu Sculpt serisi bir seri. Hani Sculpt ailesi bir seri. Bunun daha mesela Tombul modeli var. Daha farklı kullan. Bu biraz daha taşınabilir şekillendirilmiş. Titreşimden bahsettim. İlginç şeyler mi? Bu arada hani farenin çok fazla anlatılacak şey yok. Hiçbir driver falan yüklemen gerekmiyor ama illaki istiyorsan Microsoft'un yazılımı var. Hani tuşlara görev atamak falan istiyorsan onlar mümkün Microsoft'un yazılımıyla. Ama ben yüklemem. Zaten bunlarda gerek yok. Windows'ta da ben yüklemeden kullandım. Yani şu bu bahsettiğim touchpad falan da yüklemeden çalışıyor. Hı hı. Ama istersen ince ayar yapacağım dersen Microsoft'un yazılımını yüklüyorsun internetten. Evet. Farenin özelliklerini araştırırken ilginç veriler gördüm Microsoft'un sitesinde. Biraz derinlerde daha önce hiç yaşamamıştım. İlginç şeyler var. Mesela işte düğmelerin ömrünü şey yapmış. 3 milyon basım. Şu sağ ve sol düğmenin ömrü. Şu yandaki düğme 100 bin basım ömrü var. İlginç. Yani bunlar şey bu yüzden almazsın fareyi de ilginç. En ilginç gelen de şu oldu. Şu tekerleğin ömrünü belirtmişler. Ama hani çok ilginç şeyin tekerleğin şu şöyle çevirme ömrü. Şöyle benden uzağa doğru çevirdiğim zaman 100 bin dönüş ama bana doğru şöyle şöyle yaparsam 300 bin dönüş. O da ilginç geldi. Nasıl böyle bir fark? Hem de 3 kat fark. İlginç. Biri bize anlatsın. Ha, bu yüzden tercih etmezsin. Sonuçta bu rakamların hepsi yüksek. Yani bozula çevire çevire şu tekerleği bozamazsın da. İlginç. Hani şartname gereği midir nedir? Microsoft acaba şey yapma yani daha aşağı çevirirken falan daha haşin mi davranıyoruz? Belki şöyle çok güç uygulayamıyoruz da ne bileyim bilmiyorum işte. Murat ilginç bir şey. Bu arada şeyli. Hani dönüşü tık 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 adımlı hani öyle. Adımlı. Smooth değil. Onu da tercih edenler oluyor farklı şeyleri. Hatta Logitech'in falan bazı farelerinde değişebiliyor. İki modda oluyor. Mod bu da öyle bir şey yok. Bu adımlı. Bu daha çok benim hoşuma gidiyor. Silah değiştirirken oyunlarda tık 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 her tıkta bir şey değişir. Tercihe kalmış. Keyfe kalmış. Murat 70 lira 80 lira arası değişiyor piyasada fiyatı. İyi. Yani esprisi işte dediğim gibi Bluetooth olduğu için ben bunu işte tablete eşledim. Ha tableti mouse'da kullan, klavyeyle kullanmanın bir anlamı var. Yazı yazıyorum dersin. Mouse'da kullanmanın pek bir anlamı yok. Ne olacak? Parmakla dokunacağın şeylere mouse'da dokunuyorsun ama hani yapabiliyor muyum? Yapıyorum. Ha aslında bunu bilgisayarda kullanacaksın. Diz üstünde kullanacaksın. Evet. Belki bir masa üstünde kullanmak istersen kimse sana hayır demez. Doğru. Ama bunun esprisi bilgisayara bağlamak. İlla ki istiyorsan dediğim gibi ideal senaryo. Bunda Miracast var. Bunu Miracast'le televizyona bağlayıp bunları da wireless bağlarsam kablosuz hayal. kablosuz. Hayat ne rahat olur. Evet. Sen yazılım dedin ya az önce. Ben burada bir yazılım önermeyi unutmuşum. External Keyboard Helper. Android için. Evet Android için External Keyboard Helper Pro alırlarsa başka hiçbir şeye gerek kalmaz. Ekstra yani onun özellikleriyle bunu kullanırlar. Evet çok şeyi Türkçe klavyeyi falan ayarlamak falan gibi ayarı, şeylerde ya da profil, fonksiyon tuşlarını falan şeyde. Böyle bir Android'de yararlı oluyor. iOS'u bilmiyorum. Orada da karşılığı olabilir. Bunu tavsiye ederim. Evet onu da söylemiş olalım. Böyle Murat. İki tane Microsoft'un Bluetooth ürünü. Peki bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.